Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslümanlar, kainatın yaratılışında ve varlık aleminin birbirleriyle ilişkisinde asıl olan iyiliktir. Yüce dinimiz İslam'ın gönderiliş gayesi de iyiliğin yeryüzünde hakim olması, kötülüğün ortadan kalkmasıdır. Müslüman, iyi bir insan, salih bir kul, erdemli bir birey olmalıdır. Ancak aynı zamanda bünyesinde var olan iyilik niyetini ve kötülükle mücadele gayretini topluma da yansıtmakla sorumludur. Bu sorumluluğun adı emri bil maruf, nehyi anil münker, yani iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmaktır. Cenab-ı Hak imanlı, vicdanlı ve duyarlı bireylerden oluşan İslam ümmetini Kur'an'da şöyle anlatır: siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten alıkoyarsınız ve Allah'a inanırsınız. Aziz müminler, iman ve iyilik birbirinin ayrılmaz eşidir. Peygamberimizin ifadesiyle iyilik güzel ahlaktır. Dolayısıyla hayatta adalet, merhamet, saygı, dürüstlük, vefa ve hoşgörü gibi güzel ahlaka dair ne varsa hepsi birer iyiliktir. Mümin ise iyiliğin temsilcisidir. Bir yandan davranışlarıyla iyiliği yaşatırken, diğer yandan da hikmetli bir dille, güzel öğütle, doğru bilgiyle çevresini iyiliğe davet eder. Peygamberimizin tavsiyesine uyarak hayatı kolaylaştırır, zorlaştırmaz, insanları müjdeler, nefret ettirmez. Mümin hüsn-i zan besler. İyi düşünmenin ve iyiyi söylemenin imanın gereği olduğunu bilir. İnsanlara karşı iyi niyet besler ve şefkatli davranır. Hayatının her alanında safiyetin, dürüstlüğün ve doğruluğun yanında yer alır. Mümin, kötülüklerin son bulması için elinden gelen gayreti gösterir. Kötülüğe göz yummaz, dilini yalan ve iftirayla, zihnini suizanla kirletmez. Fitne ve dedikodu ateşine odun taşıyan asılsız sözlerin peşine düşmez. Zira o bilir ki insanların şeref ve haysiyetleri birbirine emanettir. Emanete hıyanet ise kötülüğün bir şubesidir. Kıymetli Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurur: İçinizden biri bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Bu ise imanın asgari gereğidir. O halde bilgimiz ve tecrübemiz, gücümüz ve imkanımız nispetinde daima iyiliği tavsiye edelim, kötülüklere engel olalım. Bunun her birimizin üzerine dini bir vecibe ve insani bir vazife olduğunu unutmayalım. İyiliğin yayılması ve kötülüğün engellenmesi uğruna attığımız her adımın bir sevabı olacağına gönülden inanalım.